Bu videomuzda da size yurt dışında serbest çalışma yapanlar Türkiye'den yurt dışı borçlanma yaptıklarında emekli aylığı alabilirler mi? Bu soru çok soruluyor bize. Bunun cevabını aramaya çalışacağız bu videomuzda. Bizim kanaatimize göre baştan söyleyeyim, alabilirler diye düşünüyoruz. Fakat bununla ilgili hiçbir zaman yargıya intikal eden bir dava olmadı. Bizim yaptıklarımızda bu şekilde olanlar genelde eşinin üzerine devrediyor serbest çalışmayı. Oğlunun üzerine deviriyor ve tanıdığının üzerine devrettiğinde sorun kalkıyor. Yani dava açmaya gerek kalmıyor. Ama bazıları mutlaka o çalışmayı yapması gerekiyor kendi adına. Bu durumda ne olacak? Bu bir. İkincisi de yurt dışında bir limited şirkete veya sermaye şirketine ortak olunduğunda ortak olan kişi yurt dışı borçlanmayla emekli ise Türkiye'den bu emekli aylığının kesilmesine sebep midir? Şimdi şunu bir kere tespit edelim. SGK yurt dışı sürelerinde serbest çalışma, yani Almanca söylersek Selbstständigkeit'te geçen süreleri vergi dairesinden alınacak veya GewerbeAmt'tan ruhsat dairesinden alınacak belgelerle ispatlandığı takdirde çalışma olarak kabul ediyor ve bu süreleri borçlandırıyor. Borçlanma yaparken bunları çalışma olarak kabul ediyor. Zaten en büyük dayanağı da bu. Şunu söylüyor SGK, ben bunu kabul ediyorum. Emekli aylığı bağladığımda da bunu çalışma olarak kabul ederim. Onun için seni emekli aylığı vermem diyor. Hatta son yıllarda bazı SGK'lar işte çalışmayı kontrol etmek için hizmet cetveli, örneğin Alman hizmet cetveli veya Fransa'dan hizmet cetveli istiyor. İki, yardım almadığınıza dair belge istiyor. Üçüncüsü olarak bazı SGK'lar, hepsi yapmıyor şu an, bulunduğunuz ülkedeki vergi dairesinden vergiye tabi olmadığınıza dair belge getirin diyorlar. Bunu Türkçe'ye tercüme ettirin. Öyle emekli aylığını bağlayayım. Sebebi de bu işte. Yani serbest çalışmalarda da maalesef emekli aylığı bağlanmıyor. Gerçekten de bağlanmaz mı? Şimdi ülkeden ülkeye değişir bu. Ben Almanya üzerinden, daha çok yoğun gurbetçimizin yaşadığı Almanya üzerinden örnek vereyim. Mesela bildiğim kadarıyla Fransa'da siz serbest bir çalışma yapsanız, bir dükkan esnaf olarak çalışsanız mutlaka vergiye tabi oluyorsunuz ama aynı zamanda da sigortaya tabi oluyorsunuz. Mecburi sigorta primi ödüyorsunuz. O zaman primlerde çakışma olduğu için SGK bunu hemen görebiliyor. Ama Almanya için böyle bir durum yok. Yani Almanya'da serbest çalışan bir kişi için belli meslek grupları hariç, örneğin bir döner dükkanınız varsa, siz emekli kasasına prim ödemek zorunda değilsiniz. Bu tamamen freiwillig dediğimiz isteğe bağlı bir durum. Dolayısıyla Türkiye ile Almanya'daki bir sigortalılık süresinin çakışması söz konusu değil. Yalnız vergiye tabisiniz. Tabii ki o ayrı bir konu. Ben şuna benzetiyorum. Şöyle düşünün. Almanya'da evleriniz var. Yurt dışı borçlanma yaptınız, emekli oldunuz ama evleriniz var. Evlerinizden dolayı siz bir gelir elde ediyorsunuz. Çalışma değil ama gelir elde ediyorsunuz. Bu gelirden dolayı da vergi ödüyorsunuz. Aynı şey. Vergiye tabi olmam benim illaki bir gelir elde ettiğimi göstermez. Gelir elde etmekten kasıt, burada zaten yurda kesin dönüş şartından kasıt, mutlaka bir sigortalı çalışmadır. Efendim diyor ki SGK, hayır ben onu borçlandırıyorum ama emekli ederken de çalışma olarak görürüm. Peki şu sorunun cevabını verebilir mi bize? Yurt dışında kadınların çocuk yetiştirme süreleri, yani Kindererziehungszeit'leri de hiç prim ödenmiyor ama o süreyi çalışma olarak borçlandırıyorsun. Fakat emekli aylığı alırken kişi, bayan Kindererziehungsgeld alıyorsa ve o sürede sigortalıysa bunu çalışma olarak görmüyorsun ve emekli aylığı bağlanmasına engel görmüyorsun. O zaman Selbstständigkeit için, yani serbest çalışmalar için de aynı şeyi düşünmek gerekir. Bu nedenle ben dava açıldığı takdirde bu hakkın alınabileceğine kaniyim bir hukukçu olarak. Ama elimde maalesef böyle bir karar yok. Çünkü açılan bir dava benim bilgim dahilinde yok. Sadece Fransa'daki bir vatandaş için bir yargıtay kararı var. 10. Hukuk Dairesi'nin olumlu yönde bir yorumu var fakat neticelenmedi. Bu sermaye şirketi, yani limited şirket ortağı olma meselesine gelince, ortak olmak herhangi bir şey. Yani siz bir mal aldınız, kiraya veriyorsunuz, geliriniz var. Aynı şeydir bir şirket ortaklığı. Ve Almanya'da şirket ortağı olduğunuzda çalışma yok çünkü bunda. Yıl sonu veya 6 ayda veya 2 yılda bir, her neyse, ana sözleşmeye göre kar payı alıyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Belki burada şu sıkıntı doğabilir.
Eğer kişi şirket ortağı, örneğin GmbH limited şirket ortağı ama aynı zamanda da Geschäftsführer ise, yani genel müdürse, genel müdür de iş akdiyle bağlı olduğundan, sigorta primi ödemek zorunda kaldığından burada bir çalışma söz konusu olur ve maaş kesilir. Türkiye'deki maaşın alınmasına engel olur. Fakat muhasebeci arkadaşların bize söylediği ikinci bir alternatif olarak, eğer kişi Geschäftsführer olabilir ama maaş şeklinde almaz da kar payından ücretini alırsa, bu durumda bu kişi sigortaya tabi olmaz. Bu şekilde yaparlarsa emekli aylıkları kesilmez. Benim hukuki görüşüm budur. Eğer böyle bir sorunla karşılaşılırsa, dava açmayı düşünen vatandaşlarımız olursa bizimle irtibat kurabilirler. İyi günler. Dövizli askerlik yönüne bakarsa, bir videomuzda daha beraberiz. Tek tek yazmanız gerekiyor. Kim söylüyor? Kaptırma bakımlarında. Kurtayçımızın bir derdi sorunuz. Mavi kartlı bu...